Seç Sigorta Söz Sizde programını sunar. Nuce Televizyon'dan bizi izleyen herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Söz Sizde programıyla tekrar karşınızdayız. Bu akşamki konuğum gerçekten Düzcelilerin merak ettiği her şeyi burada konuşabilmek, bazı konulara açıklık getirebilmek, yapılanları ve yapılamayanları nedenlerini konuşabileceğimiz bir konuğumuzu davet ettik. 65. dönem, değil mi başkanım? 65. dönem Bilim Sanayi Teknoloji Bakanımız Düzce Belediye Başkanı Sayın Faruk Özlü, Doktor Faruk Özlü. Efendim öncelikle programımıza hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk efendim. Şimdi konular çok. Sizi takip ediyoruz. Belediyenin basın yayınından da takip ediyoruz. Bizler de kendimiz de gelip takip ediyoruz. Birçok konu var. Bunları konuşsak belki sabaha kadar bitiremeyiz. Ana başlıklarıyla değerlendirecek olursak, ilk geldiğinizde Düzce Belediye Başkanı olarak göreve başladığınızda Düzce'nin bir çöp sorunu vardı. Bu çöp sorununu siz bir tesis kurarak çöpü elektriğe dönüştürdünüz. Bu tesisin şu anda işleme durumu ve kapasitesi nedir? Tesisten başlayalım başkanım. Evet, ben çok teşekkür ediyorum. Aslında benimle ilgili şöyle bir eleştiri vardı. Ya bu Faruk Özlü Düzce'deki yerel kanallara ya da yerel basında pek şey yapmıyor, pek ilgilenmiyor, ulusal kanallara gidiyor diye. Şimdi aslında bu doğru değil. Ben yaklaşık 4 yıl olacak Nisan'da görevi devralı. 4 yıl aslında bir fakülte bitirme süresidir, bir üniversite bitirme süresidir. 4 yıldır tam zamanlı Düzce'de belediye başkanlığı yapıyorum. Bakın önceki dönem belediye başkanı arkadaşlarımızla mukayese ettiğimizde ben bir kez olsun yurt dışına gitmedim. Düzce'deyim. Ankara ve İstanbul gibi veya Düzce dışına da çok ihtiyaç olduğu zamanlarda gidiyorum. Sürekli Düzce'deyim, işimin başındayım. Bu 4 yıla yakın süre Düzce Belediyesi'nin problemlerini çözmekle geçti. Bunlardan ilk aşamada çözdüğümüz sorunların başında bu çöp konusu gelir. Ama ondan önce yaklaşık bizim 1,5 yıl vaktimizi alan mali konuların disipline edilmesi, mali konuların çözüme kavuşturulması konusu vardı. İlk göreve başladığımda ilk ele aldığım konu mali disiplin konusudur. Çok şükür bugün Düzce Belediyesi gelirleriyle giderleri birbirine mütenasip, birbirine denk bir bütçesi olan, borçlarını zamanında ödeyebilen, gelirleri giderlerini karşılayabilen bir yapıya kavuştu. Ve şunu ifade edeyim, ilk sorduğunuz soru, Düzce'nin çöpü vahşi depolama dediğimiz bir alana dökülüyordu. Buradan çok ciddi şikayetler vardı ve yine bir başka bölgede yapılan düzenli depolama sahasına da o bölgedeki insanların karşı olmaları, reaksiyon göstermeleri sebebiyle buraya çöp dökülemiyordu. Ben göreve başladığımda ilk 18 ay içerisinde tamamladığımız tesislerden birisi Düzce'nin katı atık işleme ve arıştırma tesisidir. Burası Ecinler bölgesinde daha önce benden önceki arkadaşlarımızın aslında düşündükleri, kurmayı düşündükleri bir bölgede bu tesisi kurduk. Bu tesis çöpün enerjiye, çöpün gübreye, çöpün geri dönüşüme kazandırıldığı bir tesistir. Burası sıfır atık prensibine göre kurulan bir tesistir. Burada şu anda bu tesiste Düzce'nin yaklaşık 300 ton çöpü var. 270-300 ton çöpü var. Bu çöpler buraya toplanıyor. Burada önce arıştırmaya tabi tutuluyor. Tüm ilçelerden geliyor değil mi başkanım buraya? Tüm ilçelerden geliyor ve köylerden gelen çöplerimiz de var. Ve bu çöpler ilk aşamada ikili arıştırma sistemini benimsedik. Organik ve inorganik olmak üzere iki arıştırılıyor. Organik kısımlar fermentasyon tankına, biyogaz tankına gidiyor. Burada 21 gün süreyle artı 55 derecede fermente edildikten sonra buradan çıkan gaz, oluşturulan gaz
bir balonda saklanıyor ve bu gazdan elektrik üretiyoruz, enerji üretiyoruz. Bunun posası, kalan kısmı TÜBİTAK'a incelettik. Yaklaşık bir yıl süren bir çalışma oldu. Buradan da organomineral gübre yapmanın formülünü ürettik. İnorganik kısımlar, burada da araştırmadan gelen bu işte cam parçaları, kağıt parçaları, atıkları veya işte demir atıkları, bunları geri dönüşüme gönderiyoruz. Ve yine biz bu tesisi temiz bir tesis olarak lavanta bahçeleriyle süsledik, peyzaj yaptık. Yine burada bir dağ çileği serası kurduk. Bu çöpün enerjisinden, suyundan, gübresinden dağ çileği üretiyoruz. Bölgesinin en modern tesisidir. Türkiye'de de özellikle bu ıslak çöpün ya da organik bakımdan zengin çöpün işlendiği ender tesislerden birisidir. Hı hı. Burası yaklaşık o günkü fiyatlarla 55 milyon liraya bize mal oldu. Bunun parasını biz ödemedik. Bu tesis 29 yıllığına ihale edilmiş bir tesistir. Yaklaşık 10 yıl bu tesisin gelirlerini yatırım bedeli olarak yatırımcıya bıraktık. Kalan 19 yılda bu tesisin gelirlerinin %60'ı Düzce Belediyesi'nin olacak. Benden sonra görev alacak olan arkadaşlarımıza bir gelir kapısı olacak. Peki başkanım, burada çilek şu anda ekranda görünüyor. Buradaki yapılan şey. Bunları nasıl değerlendiriyoruz? Satılıyor mu bunlar yoksa? Hayır, yok. Bu tesisi ziyaret edenlere bir sepet dağ çileği hediye ediyoruz. Çok güzel. Ticari bir maksadı yok. Anladım başkanım. Peki ikinci sorum da şu olacak. Bu merkezde yapılan ve bizim de yakından takip ettiğimiz merkez pazar yeri projemiz var. Kapsamlı bir proje. Bunun son durumu nedir ve mevcut şu andaki pazar yerinin durumu ne olacak? Yani. Şu andaki pazar yerimiz eskiden beri kullandığımız pazar yeri. Maalesef çok kötü, çok çirkin. Ben burayı sık sık Afganistan ve Pakistan'daki pazar yerlerine benzetiyorum. Bu pazar yerini, bu pazar yerinin yerine bir büyük pazar yeri yapıyoruz. Kocaeli'den sonra bölgenin en büyük pazar yerini inşa ediyoruz. İnşası devam ediyor. Yaklaşık 3 ay içerisinde bu pazar yeri bitecek. Bittikten sonra mevcut pazar yerini buraya taşıyacağız. Mevcut pazar yerini boşaltacağız. Boşalttıktan sonra o çirkin yapıları, kötü yapıları yıkacağız. Burası pazar kent adıyla adlandıracağımız güzel bir alışveriş merkezi olacak. Yani açık AVM olacak. Burada restoranlar, dükkanlar olacak. Ve burada insanlar, yaklaşık 11 bin metrekare kapalı alan olacak. Burada insanlar kafelere, restoranlara, alışveriş merkezi olacağı için alışveriş yapacaklar. Düzce'ye, Azizye Mahallesi'ne güzel bir yer kazandırıyoruz. Peki burada elektrik, kendi elektriği kendi üretiyor diye bir şey var. Bu pazar yerinin çatısını biz elektrik enerjisi... Farklı bir şey var zaten. Tabii. Elektrik, bakın bu ekranda gördüğümüz yıkılacak olan pazar yerinin yerine yapmayı düşündüğümüz açık AVM, açık ticari alan. Şu andaki güzel. Mevcut pazar yeri değil mi başkanım? Evet, mevcut pazar yerinin yerine bunu yapacağız. Bunun projesi şu anda devam ediyor. Yine bu yıl içerisinde bunu biz yapıp satacağız. Yani buranın dükkanlarına sahip belediye olmayacak, vatandaşlarımız olacak. Ama proje bizden, yapımı bizden. Şu anda kurduğumuz pazar yerinin çatısında güneş panelleri olacak. Bu güneş panelleriyle elektrik üreteceğiz. Biliyorsunuz elektrik fiyatları çok yükseldi. Bu tesis de aynı zamanda güneş panelleriyle elektrik üreteceğiz. Bakın, çöp tesisi, katı atık tesisi, orada da aslında hibrit bir yapı söz konusudur. Çatısında orada da elektrik üretiyor. Evet, çatısında güneş panelleri var. Buradan elektrik üretiyoruz. Yine burada organik maddelerden, organik çöplerden elektrik üretiyoruz. Bu ne zaman bitecek tahmini? Pazar yeri. Pazar yeri. Evet. 3 ay içinde bitecek. 3 ay içinde bitecek. Peki başkanım, bu... Yani bakın, çok... Nisan'da, şu anda Şubat, Mart, Nisan. Nisan'da bitecek. Nisan ayında bitecek, evet. Yani. Ramazan'da, Ramazan bayramında. İnşallah. İnşallah. Toplu ulaşım sistemine de köklü bir değişikliğe gittiniz. Buradaki son durum nedir? Şimdi aslında şöyle, pazar yeri konusunda Düzce'de bir planlama yaptık. Bu planlamada sadece merkez pazar yeri değil,
Bir projemiz daha var. Onu da bu sene başlayacağız. Hamidiye Mahallesi'nde pazar yeri yapacağız. Bunun da projesi bitti. Arsalar bakımından başka devlet kurumlarına tahsis edilmiş yerler vardı. O tahsis edilmiş yerlerden vazgeçildi. Hamidiye Mahallesi'ne de bir pazar yeri inşaatını inşallah bu sene başlayıp gelecek yıl bitireceğiz. Ha, yeri belli değil ama sadece. Yeri belli. Belli mi? Şu andaki Hamidiye Mahallesi'ndeki açık pazar yerinin olduğu yer. Buraya yapacağız ve bunu da inşallah bu sene içerisinde Özgür başlayacağız. Özgür Dağlemen'in olduğu kısımdan evet. Çarşıya doğru. Evet. Ulaşım sisteminin sonrası. Şimdi bakın belediyecilikte toplu taşıma belediyelerin en önemli hizmet alanlarından birisidir. Toplu taşıma sistemi. Bakın çöp konusunu konuştuk. Aslında çöp de burada yer almayan bir tesisimiz daha var. Sadece katı atık değil, tıbbi atık tesisi kurduk. Tıbbi atık tesisi Çamköy Mahallesi civarında bölgesinde. Burada Düzce'nin tıbbi atıklarını topluyoruz, sterilize ediyoruz ve bu tıbbi atıklar daha önce Sakarya'ya gidiyordu. Biz bunları şu an Düzce'de bertaraf ediyoruz. Buranın da gelirlerinin, yani bu tesisin gelirlerinin %22'si Düzce Belediyesi'nin. Hı hı. Bu da çok güzel bir tesis oldu. Bakın bizim ilçelerimiz var, köylerimiz var. Buradan gelen çöpler, küçük belediyelerimizin araçları bunları Hecinler'e kadar götürme konusunda sıkıntı yaşadıkları için yine Çamköy bölgesine bir aktarma istasyonu kurduk. Bu aktarma istasyonunu kendi imkanlarımızla kurduk. Buraya gelen çöpler kamyonlarla dorselere, evet bu yansıda gördüğümüz tesis, bunu da biz kurduk. Bu tesis, iki tane bunker var. Gelen çöpler bunkerlere boşaltılıyor. Hı hı. Altta dorseler var. Bu dorseler 60 metreküp katı atık taşıma kapasitesine sahip. Boşaltılıyor, dorsele sıkıştırılıyor. Bunları şeye gönderiyoruz, Hecinler'e gönderiyoruz. Özetlersek, bir katı atık tesisi, bir tıbbi atık tesisi, bir de aktarma istasyonu kurduk. Bunu ilk 18 ay içerisinde yaptık. Şimdi Düzce'nin çöp işleme ve arıştırma işini aslında kökünden çözmüş olduk. Bundan sonraki süreçte yapacağımız kaynağında arıştırma, çöp konusunda, temizlik konusunda gençlerde farklılık bilinci oluşturma, farkındalık bilinci oluşturmaya geçeceğiz. Dolayısıyla Temiz Şehir Düzce girişimimizi ki seçilmeden önce bunu söylemiştik, gerçekleştirmiş olacağız. Toplu taşımaya gelince, toplu taşıma konusu Düzce'de her dönem önemli sorunlardan birisi olmuştur. Halk otobüsleri hikayeleri vardır. Belediyenin aldığı otobüsler hikayeleri vardır. Yaptığımız ilk iş Düzce için bir ulaşım master planı hazırlamak olmuştur. Ulaşım master planı Düzce'nin hazırlandı. Şu anda elimizde kabulleri yapıldı. İlk meclis toplantısında, yani bu ay iki ilk meclis toplantısında bunu meclis üyelerimize arz edeceğiz. Hatta sadece onlarla kalmayacağız. Sivil toplum kuruluşlarını çağıracağız. Çünkü toplu taşıma bütün şehri ilgilendiriyor. Ulaşım master planı, Düzce'nin ulaşım master planını tamamladık. Bunu meclis üyelerimiz ve STK'larla paylaşacağız. Yeterli mi aslında, peki başkanım şu anda? Yeterli mi? Mesela bakın, son gelen zamlardan sonra bu okul servisleri ne? Cihat Bey, onu arz edeyim şöyle. Ulaşım master planı bu şehrin ana yolları ve tali yolları, çevre yollarındaki trafik akışını düzenleyen ana plan. Bu planı tamamladık. Bu planın bir parçası olarak toplu taşıma sisteminin optimizasyonu, hı hı, çalışması yaptık. Bu optimizasyonu da ilk 10 ayda tamamladık. Bu optimizasyonda o tarihlerde Düzce'nin yolcu sayısı 22 bin ile 30 bin arasında değişiyordu. Biz toplam yolcu sayımızı 52 bin olarak, maksimum 52 bine ulaşacağımızı o zaman da öngörmüştük. O tarihlerde 30 bin ortalama yolcuyu 114 araçla ve 6 metre araçla taşıyabileceğimiz ortaya çıktı. Sabah akşam yoğun saatleri saymazsak gün içinde aslında 6 metre otobüsler Rint Düzce için yeterli olduğu ortaya çıktı. Bunu neden söylüyorum? Çünkü o tarihteki
toplu taşıma sistemimiz o günkü fiyatlarla yaklaşık 10 milyon zarar ediyordu. Düzcelilerin ödedikleri vergilerin bu zarara gitmemesi için bu sistemin iyileştirilmesi gerekiyordu. Burada bir optimizasyon çalışması yaptık. Optimizasyonda kaç araçla Düzce'nin yolcularını taşıyabiliriz? Bu araçların büyüklüğü ne olmalıdır? Duraklar arası mesafe ve hatlar ne olmalıdır? Bakın 114 araç 6 metre araçla Düzce'nin 22 bin ile 30 bin arasında değişen yolcu sayısını taşıyabileceğimiz ortaya çıktı. Niye 6 metre araç? Bunda da biz eleştiri aldık. 12 metre aracın o tarihteki fiyatlarla söylüyorum. Kilometre başına tüketimi 4 lira idi. 6 metre aracın kilometre başına tüketimi 2 lira idi. Ortalama fiyatları söylüyorum. Şimdi sabah akşam saatleri hariç normal saatlerde o tarihlerde 12 metre otobüs de olsa 6 metre otobüs de olsa içinde 10 kişi var. 5 kişi var. Boş otobüsler. Buna son vermek istedik. Dolayısıyla 6 metre 114 aracı esnafa aldırdık. Biz onlara garanti parası ödüyoruz. Yine bugünlerde garanti parasında bir yenilik yapacağız. Bakın bunu değiştirmekle ne kazandık? Bir, otobüslerin boyutları küçüldüğü için sefer sayısı sıklaştı. Bızır bızır otobüsler dolaşıyor. İkincisi, otobüsleri alanlar özel şahıslar olduğu için, kendi araçları olduğu için bu otobüslere çok iyi bakıyorlar. Ne kadar çok yolcu taşırlarsa o kadar çok para kazanacakları için müşteri memnuniyeti arttı. Dolayısıyla biz özgün bir model kurduk. Düzce Ulaşım AŞ modeli. Bu modelle otobüslerimiz Düzce'de toplu taşıma hizmeti veriyor. Ancak ilerleyen süreçte, bugün geldiğimiz süreçte bir sorunla karşı karşıyayız. Bu özellikle yakıt fiyatlarının artmasından sonra birçok veli servislerle öğrencilerini göndermek yerine bizim otobüsleri tercih eder duruma geldi. Çünkü biz 22 yaşına kadar bütün gençlerimizi kapsayan bir uygulama başlattık. Genç kart uygulaması. Bakın genç kart bir ay süreyle sınırsız biniş hakkı tanıyan ve belli bir abonman ücreti olan bir kart sistemi. Pandemiden sonraki süreçte velilerimiz servislerden çocuklarını alıp bizim otobüslerle okullarına gitmeyi tercih ettiler. Bakın yolcu sayımız çok arttı, 46 bin. Şu anda otobüslerimizde bir yeterli sayıda otobüsümüz olmamak durumu var. Bunu fark ettik. 10 otobüs daha aldık. Yeni sisteme dahil ettik. Aynı ebatta değil de bunu biraz daha büyük bunlar. Şöyle 10 otobüs 6 metre, 5 otobüs 8,5 metre daha büyük aldık. 15 otobüs sisteme ilave ediyoruz. 10 otobüs geldi, 5'i gelmek üzere. Sistem biraz daha rahatlayacak. Önümüzdeki dönemde yeni hesaplar yapıyoruz. Düzce'de insanların rahat bir şekilde seyahat edebilecekleri otobüs sayısı ve otobüs büyüklüğü kadar elimizde otobüs olacak. İlave siparişler vereceğiz. Düzcelilerin oturarak rahat şartlarda seyahat etmelerini sağlayacağız. Ulaşım sisteminden vatandaştan size herhangi bir şikayet var. Geliyor mu? Bir şikayet tabii geliyor. Bakın ben anket yaptırıyorum. Vatandaşımız ne istiyor? İnsanlar neden şikayetçiler? Ankette öne çıkan iki konu var. Birisi otobüslerin yetersizliği. Biz bunun farkındayız. Çünkü yolcu sayımız çok arttı. Yine otobüsler alıyoruz. Bunu gideriyoruz. İkincisi sokak hayvanlarından şikayet var. Özellikle bu saldırgan köpeklerden şikayet var. Onlar için de yine Akçakoca yolundaki hayvan konuk evinde açık bir alana çevirdik. Burası yaklaşık 6 dönümlük bir alan. Burada Cihat Bey, saldırgan olanları, yani sokakta yatanları değil, saldırgan olanları topluyoruz. Hayvan barınağı dediğimiz, hayvan konuk evi dediğimiz bölgede bunları rehabilite ediyoruz. Orada şimdi, güzel bir tesis yapıldı. Madem oraya geldik, onu daha sonra soracaktım ama Cihat Bey, sokak hayvanlarıyla ilgili güzel bir tesis. Cihat Bey, orası örnektir. Kesinlikle Cihat Bey, orası Avrupa Birliği standartlarında, bakın resimde görülüyor. Avrupa Birliği standartlarında bir hayvan konuk evi inşa ettik.
Bize kanun diyor ki belediyelere, sokak hayvanlarını, sahipsiz hayvanları alın, bunları sağlık kontrolünden geçirin, bunları kısırlaştırın, 21 gün bakın, ondan sonra aldığınız yere koyun. Biz bunu yapıyoruz. Bakın burada 3 tane ameliyathanemiz var. 3 tane veterinerimiz var. Modern bir hayvan konuk evi. Biz hayvanlarımızı alıyoruz. Burada rehabilite edip tekrar sokağa bırakıyoruz. Temel sorun aslında bunların sayıların çokluğundan ziyade saldırgan olanların problem oluşturması. Biz de saldırgan olanları topluyoruz. Rehabilite edip ettikten sonra tekrar bırakacağız. Aynı yere bırakılmıyor diyorsunuz ya. Orada rehabilite olduktan sonra bu hayvanların şey değişiyor değil mi? Yani belli bir tedaviden sonra. Cihat Bey, kısırlaştırdığımız zaman sakinleşiyorlar. Kısırlaştırdığımız zaman üreme duruyor. Yani artmıyor, sayısı artmıyor. Sakinleşiyor. Şimdi bizden hiç kimse sokak hayvanlarını öldürmemizi beklemesin. Biz bunu yapamayız. Yapmayız. Çünkü onlar da can. Onlar da en az bizim kadar bu tabiatta, bu dünyada yaşama hakkına sahip. Onların saldırgan olanlarını, zarar verenleri, verme ihtimali olanları toplayıp onları rehabilite edeceğiz. Ama sokak hayvanlarımızdan biz saldırgan olmayanlarından son derece memnunuz. Bakın burası bizim hayvan konuk evi, gördüğümüz konuk evi. Burası gerçekten Türkiye'nin en modern hayvan konuk evlerinden birisidir. Ve biz burada 30'dan fazla personelle bu hayvanları da hizmet ediyoruz. Bakın bu kafeste gördükleriniz burada 21 gün kalıyor. Bunlar hep değişir. 21 gün kalır. Sağlık kontrolü ve kısırlaştırmadan sonra 21 gün kalır. Tekrar aldığımız yere bırakırız. Çok modern. Burası alttan ısıtmalı. Yerden ısıtmalı bir yer. Güzel bir tesisi düzcemize kazandırmış şöyle olduk. Şöyle bir şey de duyuyoruz Sayın Başkanım. Bolu'dan, Sakarya'dan, Kocaeli'den buraya hayvanlar atıyorlar. Evet, evet, evet. Cihat Bey, kesinlikle tesisin yakınlarına bırakıldığını. Kesinlikle Düzce'de çok yaygın bu. Komşu illerden köpek bırakıyorlar. Bana bazı resimler geliyor. Hayvanları bırakmışlar. Hayvanlar ya ben nereye geldim, neresi burası diye şaşkın şaşkın baktığı resimler gördüm. Şimdi bunu belediyeler mi yapıyor başkanım yani? Belediyeler yapıyor. Peki siz bunlarla bir istişareye girdiniz ediyoruz, mi? Ediyoruz, yapmıyoruz diyorlar. Tabii ki. Ama yapıyorlar. Başkanım çok proje var. Yani. Şimdi Cihat Bey şey söyleyeyim. Belediyeciliğin temel hizmetleri dediğimiz çöp, topu taşıma, içme suyu, sokak hayvanları gibi temel konuların tamamına el attık. Tamamı şu anda çok güzel rayında yürüyor. Belki bana şu eleştiri getirebilirsiniz. Ya 4 yıldır neredesin, bunları niye anlatmadın diye. Biz aslında 3,5 yıl oldu, bitti. 4. yılın içerisindeyiz. Hep çalıştık. Ben 16 saat çalışıyorum. Sürekli projelerimizin içinde bir mühendis gibi, bir tekniker gibi çalışıyorum. Bütün işlerimiz, bütün projelerimiz rayında devam ediyor. Artık bundan sonra anlatma zamanı. Bunları ben niye anlatmak istiyorum? Cihat Bey şöyle, Cihat Bey şöyle, insanların bunları bilmesi lazım ki sahiplensinler diye. Yani sahip bilecekler ve sahiplenecekler. Çünkü bunlar Düzce'nin eserleri. İşte pazar yeri Düzce'nin eseri. Ondan sonra işte millet bahçesi Düzce'ye kazandırdığımız eser. Yine işte katı atık tesisi, itfaiye binası. Yani 90'dan fazla proje var üzerinde çalıştığımız. Yeni projeler de var. Hani önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağımız ama 4 yıl önce başladığımız projelerin bir kısmı bitti. Bir kısmı devam ediyor. O zaman millet bahçesi dediniz. Millet bahçesinin ilk etabını geçtiğimiz yıl açtınız. Şimdi millet bahçesinin ikinci etabı evet başlayacak. Kazma ne zaman vurulacak? Millet bahçesi, Cihat Bey, millet bahçesi birinci etabı eski İnönü Parkı ve Avni Akyol Parkları'nın olduğu bölge. Çok merkezde. Oldu, evet. Orayı açtık. Bakın bugün gidin bakın. Ferah bir meydan. Düzce'nin ferah bir meydanı oldu. Kesinlikle tabii. Valilik meydanı düzenledik. İnsanlar nezih bir ortamda çay kahvelerini içiyorlar. Ve biliyor musunuz bizim oradaki Düzce Beltur'un çalıştırdığı tesiste bana dün akşam bir dostum mesaj gönderdi. Ya da bu çay fiyatlarına niye pahalı, evet, niye pahalı diye söyledi. Çok, evet, dün akşam. Cihat Bey, rakam vermek istemem ama o çevredeki kafelere bakalım. Bizim çay fiyatımız çevrenin yarısı. Yani çevrede 10 liraysa bizde 5 lira.
Bizde 7 liraysa çevrede 14 lira. Yani çevrenin biz %50 altına veriyoruz. Bizim bu tesislerimizin bir kar amacı yok. Bu tesisler maliyet esaslı çalışan tesisler. Buradaki esas unsur Düzcelilerin rahat bir ortamda, nezih bir ortamda dostlarıyla beraber çay kahve içmelerini sağlamak. İkinci etaba gelirsek Millet Bahçesi'nin ikinci etabı şu anda stadın olduğu yer. Şimdi Cihat Bey, Düzce'nin, bakın Millet Bahçesi'ni biz aslında istesek Düzce'nin dışında bir geniş alanda yapabilirdik. Ama nüfusun yoğun yaşadığı yer Düzce merkez. Bakın Düzce nüfusunun, toplam il nüfusunun %63'ü merkezde yaşıyor. Bu merkezde kamuya ait çok sınırlı sayıda alan kaldı. Bunlardan birisi stadın olduğu yer. Burası toplamda 52 dönüm. Bu 52 dönümün tamamını biz park haline getireceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait mülkiyette ağaç olan stat ve oradaki tesislerin hisselerini, mülkiyet devrini Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Milli Emlak'a yaptık. Milli Emlak'tan da Millet Bahçesi yapmak üzere tahsis aldık. Burası Millet Bahçesi olacak. Millet Bahçesi olması için önce oradaki tesislerin taşınması gerekiyor. Spor konusuna geleceğim bu münasebet, çünkü orası spor tesisi. Biz Düzce'yi planlarken Düzce'yi büyütüyoruz Cihat Bey. Düzce çok dar bir alanda. Cecide Cami Meydanı, Valilik Meydanı arasında 800 metrelik bir alanda Düzce. Düzce'nin büyümesi lazım. Biz artık iliz. Düzce bir önemli bir il. Düzce'yi büyütüyoruz. Dolayısıyla stadı bütün diğer şehirlerde olduğu gibi, bakın Sakarya yanımızda, daha ileride Kocaeli, bütün büyük şehirlerde, iyi şehirlerde olduğu gibi stadı şehrin makul mesafede dışına taşıyacağız. Bunun için güzel bir proje yaptık. Şu anda Mutfak Sanatları Merkezi dediğimiz yerde bu projenin maketi var. Ana stadın yapılacağı yer bağlantı yolu üzerindeki Kazıkoğlu Mahallesi'ndeki eski taş ocağı. Fakat burada çok ciddi bir hafriyat konusu var. Biz Tarım ve Orman Bakanlığımızla sözlü şifa bir mutabakat sağladıktan sonra burada dolgu yapmaya başladık. Şu anda buranın dolguları sürüyor. Bu ekranda gördüğümüz resim yeni stadımız. Bunun yapılacağı yer Kazıkoğlu Mahallesi'ndeki bağlantı yolu. Şimdi burada hafriyat yapıyoruz. Buranın bitmesini beklesek Millet Bahçesi gecikecek. Düşündük, Düzce'ye iki tane spor kampüsü kazandıracağız. Birisi güneyde, Şıralık bölgesinde. Şıralık bölgesindeki spor kampüsü, şu anda Düzce Spor tesislerinin, hatta Düzce Spor'un kullandığı belediye tesislerinin olduğu yer. Buraya bir yedek stat yapalım diye düşündük. Yedek stadı da maliyetleri, yani double, iki defa stat yapmış olmak için maliyette düşürmek adına eski güreş sahasındaki tribünleri Şıral'a taşıdık. Bunların montajını gerçekleştirdik. Bir de mevcut stattaki, şehir stadındaki maraton tribünü söktük, buraya taşıdık. Şu anda bunun, bakın ekranda görülüyor, inşası devam ediyor. Deprem olmasaydı, depremde çünkü temel dökemedik. Deprem sırasında beton dökmek yasaktı. Aslında bu bugünlerde bitmiş olacaktı. Burada bir ay 40 günlük bir gecikmemiz söz konusu. Şu anda inşası devam ediyor. Ve biz bu maraton tribünü buraya taşıdıktan sonra yaklaşık 6000 kişilik bir yedek stadımız olacak. Buranın çimlerini geçen yaz yaptık, inşa ettik, tamamladık. Üzerinde maç yapılabilir durumda. Maraton tribününü bitirdikten sonra Düzce Spor'un maçları burada olacak. Şimdi yaklaşık başkan, bir iki ay, bakın yaklaşık araya bir iki ay sonra. Sayın Bakanım. Evet. Şimdi taraftarımız yazıyor sürekli. Düzce Spor taraftarı olarak biz de yıllardır bu tribünlerdeyiz. Şunu merak ediyor taraftarımız, futbolcumuz, ne bileyim vatandaşımız, şunu merak ediyor. Sayın Bakanımız, Sayın Belediye Başkanımız buradan başlamak zorunda mıydı yani yıkıma? Şimdi bu stadı aldınız ya buradan. Yedek stat dediğimiz, oraya maraton taşındı, deprem oldu falan, bir şeyler oldu. Yani
oranın da masraflarını verdiğinizi biliyorum. Veriyoruz, öyle bir söz vermişsiniz. Söz bunların verdi. Verilip verilmediğini halk merak ediyor. Vatandaş, taraftar merak ediyor. Ve veriliyor mu? Ben bunlara? Şimdi taraftarlarımız yani çok... Ne konuştuğunu bilmiyorum. O yönetimde sınavınızda olan bir şey ama. Taraftarlarımızla müsterih olsunlar. Şimdi biz şöyle bir çalışma yaptık. Düzce Spor'un maçlarına kaç kişi geliyor? Mevcut stat kaç bin kişilik? 4800 kişilik mevcut stadımız. Maçlara gelenlere baktık. Hani bütün maçlarda stat dolu değil. Yaklaşık 1500-2000, maksimum 3000. Yani maraton tribünü kaldırdığımızda kalan kısımlar maç izlemeye yeterli kısımlardı. Bir defa bunu tespit edelim. İkincisi, maraton tribünü kaldırdığımız için Düzce Spor'un bir gelir kaybı olacak. Bunu da Gençlik ve Spor Bakanlığı'na sorduk. Maraton tribünde kaç bin seyirci ne kadarlık bir hasılat oluşturuyordu? Bunu da Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan aldığımız rakamları söylemem çok... Fiyat olarak değil, seyirci kapasitesi yaklaşık 2000-2400 öyle bir şey ama... Şöyle... 4000 kişilik stat vardı. 4800 kişilik stat. Evet. Maraton tribünü yaklaşık 2500 kişilik idi. Bunu taşıdığımız zaman kalan kısım Düzce Spor'un diğer maçlarının da seyretmesine yeterli olduğu kanaatine vardık. Hı hı. Bu maraton tribündeki gelir kaybında Düzce Spor'a biz ödüyoruz. Her maç, Düzce'de yapılan her bir maçtan önce veya sonrasında Gençlik ve Spor Bakanlığı'na aldığımız veriler çerçevesinde bunun ödemesini yapıyoruz. Hatta son maçta biraz artırma gittik. Yani daha fazla ödüyoruz. Yani Düzce Spor'un maraton tribünün kalkmasından dolayı bir gelir kaybı yok. Bunun bilinmesini isterim bir. İkincisi, aslında biz yani iki maç, deprem olmasaydı iki maç Düzce'de kalmıştı. Bir sezon arası olacaktı. Ondan sonraki süreci bunu yetiştirecektik. Yaptığımız sözleşme de firmayla 45 gündür. 45 günde bu stat taşınacak. Şimdi deprem oldu, bir 45 gün gecikme var. Ama önümüzdeki 2 ay içerisinde taşınma işlemi tamamlanacak. Düzce Spor maçlarını yedek statta, Şıralık'ta yapacak. Orası da yaklaşık 6000 kişilik bir stat oluyor. Ana stat yapıldığında bu stat amatör spor kulüplerine kalacak. Stadın şeklinde bir soru var. Köşelerde açıklıklar var. Evet, onları kapatacağız. Kapanacak mı o köşeler? Tabii onları kapatacağız. Şimdi şöyle, acaba tribünle mi kapatsak yoksa şeyle mi, reklam panosuyla mı kapatsak? Tribünle daha iyi sayın. Şimdi ona bir karar vereceğiz. Hı-hı. O zaman da stadın kapasitesi 7000'i geçiyor. Şimdi ana stat yapmayacak olsak haklısınız ama ana stat yapacağız. Onu bir değerlendiriyoruz ama her halükarda köşeler kapalı olacak. Emin olun, yaptığımız yeni stadın standartları taşıdığımız stadın standartlarından daha yüksek olacak. Bakın orada yaklaşık 700 kişilik bir otopark olacak. Şu andaki stadımıza 700 araç gelse park edecek yer olmaz. Bakın bunu sadece biz yapmıyoruz. Bütün gelişmiş şehirler, ileri şehirler, şehir merkezinde kalan stadları şehrin makul mesafede dışına taşıyorlar. Bunun devre arasında taşınması, ligin ortasında taşınması biraz tepki aldı Sayın Başkanım. Yani başka bir şey yok. Tabii ki taşınacak. Güzel, yeni şeyler yapılıyor ama. 2 ihale yaptık. O geçen seneki fiyat dalgalanmalarından dolayı ihaleye giren bulamadık. En son bir firma geldi, ihaleye girdi ve o yapıyor. Aslında geçen yaz biz bunu bitirip kışa girerken, yani sezon başladığında taşınmanın bitmiş olmasını planlamıştık. Fiyatlardaki dalgalanmalardan dolayı yüklenici bulamadık. İkincisi, depremden dolayı ikinci yer, yani sezon arasında yetiştirecektik. Depremden dolayı bir 40 gün gecikme oldu. Bunu telafi edeceğiz. Bu çok büyük bir sorun değil. Bakın aslında şunu söyleyeyim. Düzce Spor yönetimi çok başarılı. Gerçekten çok başarılı. Bunu her tarafta söylüyorum. Biliyorsunuz statları, tribünleri bizden çok daha kötü, yani şu andaki halinden bile çok daha kötü olan birincilik takımları var. Yani buradaki başarı oyuncuların ve yönetimin. Evet. Yani maçı tribünler
oynamıyor. Tribünlerde seyirci olacak ama seyirci tabii olacak ama Düzce Spor'un başarısının iki şeyi var. Birincisi yönetim gayet başarılı. İkincisi oyuncularımızın iyi bir oyun çıkarmaları. Taraftar asla ve kata asla tedirgin olmasın, müsterih olsun. Ben konuyu yakından takip ediyorum. Bu nasıl uzun sürmesi durumunda ki siz Hangisi? biliyorsunuz geçici stat. Yani 2 ay dediniz de yani 3 ay falan olur mu? Sezon kapandı gibi böyle insanların kafasında soru işaretleri var. Bu maratonu yıktığınız yer var ya oraya acaba portatif tribünler yapılabilir mi diye soruyor Şimdi onu ben de taraftarımız. sosyal medyada okudum. Maliyetine bağlı. Hani çok ucuz bir maliyetle, hani sokağa atabileceğimiz bir para kadar ucuz bir maliyetle çıkacaksa neden olmasın? Ama yüksek bir maliyet çıkacaksa bırakalım 2 maç tribünsüz oynayalım. Peki başkanım, Düzce Belediyesi olarak ve Faruk Özlü olarak Düzce Spor yönetimine, takımına maddi olarak neler veriyorsunuz? Yani tesisler Düzce Belediyesi'nin biliyorum. Şimdi Yani katkınız nedir Düzce Spor'a? biz Düzce Spor'u destekliyoruz. Düzce Spor'a destek oluyoruz. Her bakımdan destek oluyoruz. Maddi ve manevi destek oluyoruz. Yönetimle de iyi bir ilişkimiz var. Yani bu konudaki hani bir açıklama yapmak gerekiyorsa bunu yönetimin yapmasında fayda var. Ama destek oluyoruz. Ben o kadar söyleyeyim. Rakam şey yapmayalım. Peki başkanım, modern sanayi sitesi Yani diyelim. bakın başarılı bir takımı da tabii ki destekleyeceğiz. Yani çok başarılılar. Hayır ben Çalışıyorlar, uğraşıyorlar. kamuoyundaki bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla söylüyorum. Yoksa tabii bildiğimiz bilmediğimiz çok şey vardır. Yönetimde Cihat Bey sınırlıdır. şöyle, Cihat Bey Taraftarım şöyle. merak etti. Yani bilgi Yok. kirliliğini ortadan Düzce kaldırmak Spor'u için. Düzce Spor'a katkımız var diyorsunuz. kesinlikle Tribünler var. yakın zamanda bitecek diyorsunuz. Kesinlikle öyle. Düzce Spor'u seviyoruz. Düzce Spor'u destekliyoruz. Düzce Spor'un arkasındayız. Çünkü başarılı bir kulüp, başarılı bir takım. Benim aslında sorarsan ilk başlangıçta yönetim göreve geldiğinde ya ne yaparlar, başarırlar, başaramazlar mı? Tereddütlerim vardı. Ama gerçekten bugünkü yönetim, Düzce Spor yönetimi bir üst lige takımı çıkarmayı başardı. Ben de takip ediyorum. Kaçıncı sırada kaç gol attı, kaç gol yedi takip ediyorum. Bugünlerde durumları fena değil, iyi gidiyorlar. Şimdi şöyle de bir şey söyleyeyim başkanım. Tabii ki bunlardan haberiniz vardır sizin de. Düzce Spor Gökhan Kapoğlu döneminden önce almadan önce çok büyük borçları olan, hacizi olan, kayyuma kalan bir takımdı. Gökhan Kapoğlu ve yönetimi geldikten sonra ve ilerleyen senelerde şampiyonluğu elde ettikten sonra da birçok iş adamı da hem stat olsun hem yönetimde olsun yer aldılar. Ve Düzce Spor şu anda Türkiye Süper Ligi dahil yani büyük takımlar dediğimiz 3 büyükler, 4 büyükler, 5 büyükler dediğimiz takımların arasında Türkiye'de borcu olmayan 5 takımdan bir tanesi. Yani buraya kadar getirmişler. Tabii ki destek oluyor dediniz. Bizler de buna inanıyoruz. Destekleriniz için ben taraftar adına, yönetim adına size buradan teşekkür ediyorum. Yani olmayan şey söylenmez. Cihat Bu Bey şekilde her türlü Cihat Bey desteği destek daha oluyoruz. da artarak devam etmesini diliyoruz başkanım. Aynen. Yani tabii Destek ki oluyoruz. Taraftar müsterih ağır olsun. şartlarda mücadele ediliyor şu anda. Yani Evet, destek olacağız. Olmaya devam edeceğiz. Hem maddi hem manevi, hem altyapı desteği, hem her türlü desteği vereceğiz. başka konuya geçelim mi başkanım? Modern Tabii. sanayiye geçelim. Evet, Modern evet. sanayi Aslında sıkmayalım. inşaatı başladı. Aslında yani bizi izleyenlere sıkmış olmayalım. Bütün projeleri ben anlatabilirim. Şunu ifade edeyim. Gerçekten bir mühendis gibi, Önemli olanları soruyorum zaten başkanım. bir mühendis olarak nasıl söyleyeyim? Projeci bir mühendis olarak göreve başladığım günden beri her bir projeyi bütçesiyle beraber planladım. Bütçesi olmayan bizim projemiz yoktur. Mesela bana geliyorlar ya şöyle bir proje peki para var mı yok geç. Yani parası, bütçesi, takvimi. Bakın proje nedir Cihat Bey? Proje girdisi ve çıktısı belli olan, takvimi belli olan, amaçları, hedefleri belli olan
iş ve işlemlerin topluluğudur. Bakın, bütçeniz yoksa hiçbir işe girmeyin. Onda hayır çıkmaz. Bakın, içme suyu konusu şey yapalım, girelim. Girelim. Bakın, Düzce'nin içme suyu altyapısı çok eski. Kayıp kaçak oranı çok yüksek. Bundan 35-40 yıl önce yapılmış içme suyu arıtma tesisleri, yine bundan 35-40 yıl önce döşenmiş şehir şebekesi. Bazı mahallelerde %54, bazı mahallelerde %46 kaçak var. Yani bizim arıtmadan, büyük maliyetlerle arıttığımız suyun %50'si ortalama yollarda kayboluyor. Yani biz 100 litre su arıtıp arıtmadan şebekeye sunuyoruz. Musluklardan akan suyu topluyoruz 50 litre. Yarısı kaçak. Büyük israf. Bunun için en başta göreve başladığımız andan itibaren iki önemli proje geliştirdik. Bunlardan birisi Düzce'nin içme suyu kaynaklarının yenilenmesi. Bakın, benden önce Devlet Su İşleri tarafından yapılan bir çalışma vardı. Bu çalışmada Hasanlar Barajı'ndan su getirilmesi öngörülüyordu. Devlet Su İşlerimizin Düzce'de çok kıymetli bir şube müdürü var. Kendisini çok seviyorum. Çok gayretli bir arkadaşımız. Onunla beraber oturduk, konuştuk. Hasanlar Barajı'ndan su getirme, 26 kilometre ishalatı döşenmesi, Hasanlar Barajı'ndan Beyköy'deki arıtma su getirilmesi. Bunun o günkü fiyatlarla maliyeti yaklaşık 400 milyon TL idi. 26 kilometre hat üzerinde özel şahıs mülkiyetleri vardı ve bunların kamulaştırılması gerekiyordu. Ve Hasanlar Barajı eski bir baraj olduğu için Hasanlar Barajı'nın suyu Uğur suyu kadar temiz değil. Dolayısıyla biz bu projeyi düşünmedik. Devlet Su İşleri bünyesinde 3 kaynaktan Düzce'ye su getirme projesi yürütüldü. Bunlardan birisi Bıçkı Deresi, buradan su alınması. İkincisi Uğur Suyu, üçüncüsü Gürcü Aslar Fındıklı Aksu Deresi. Bundan sonraki süreçte Düzce'nin içme suyu ihtiyacı bu 3 kaynaktan sağlanacak. Olur ya bu kaynaklardan birisinde sıkıntı oldu, diğer 2 kaynak Düzce'nin içme suyunu sağlayacak. 130 bin metreküp bölü gün kapasiteli bir arıtma inşa ediyoruz. Yaklaşık 6.8 kilometre isale hattı, ana hat döşüyoruz. Binlik borularla, çelik borularla. Biliyorsunuz ana isale hattı şu anda Düzce'nin asbestli borular. Bunları tamamen değiştiriyoruz. 3 tane regülatör projenin tamamında var. Ve yaklaşık 100 bin metreküplükte bir depo, su deposu var. Bunu Devlet Su İşleri kaynaklarıyla yapıyoruz. Depodan şebeke kısmı, ki yaklaşık 1200 kilometre Düzce'nin mahallelerinin içme suyu şebekesini yeniliyoruz. Bu da yaklaşık 30 milyon avroluk bir proje. Bunu da Dünya Bankası kredisi, İller Bankası'ndan sağlıyoruz. Bu projeyle Düzce'nin içme suyu altyapısını tamamen yeniliyoruz. Projeye başlandı. Bakın, resimde gördüğümüz işe başlama törenidir. Bu borular çelik borular. Şu anda inşaat devam ediyor. İnşallah bittiği zaman Düzce'de musluklarınızdan su içeceksiniz gönül rahatlığıyla ve yine Düzce'de kayıp kaçak oranı %10'ların altına düşecek. Şu anda %50'lerde. Yani Düzce bundan sonra yaz aylarında susuzluğu çekmeyecek. Kesinlikle. Geçtiğimiz Cihaz senede kesinlikle. Bu sel dolayısıyla birçok zarar gören yerlere çok kısa sürede tüm imkanlarınızı sarf ederek. Evet, selde gerçekten ana isale hatları uçmuştu. Gece uçmuştu. Sabah toplandık. Ne lazım? Ekipman, grader, dozer neyse hepsini temin ettik. Aslında biz 2 günde Düzce su getirmeyi hedefledik. Ama kaynakta yaşadığımız bir sıkıntı sebebiyle 3. gün Düzce su sevk ettik. İlk bir hafta içerisinde Düzce'de su gelmemiş hiçbir yer kalmadı. Başkanım, bir de insanların çok merak ettiği, bir de trafiği çok yoğun bir şekilde aksattığı için Aslar Deresi rekreasyon bölgesi var. Evet. Orada neler oluyor, neler yapılıyor oldu şu anda, ne aşamada ve ne zaman bitecek? Cihat Bey, Aslar Deresi Düzce'nin içinden geçen, hepimizin yıllardır bildiği çok güzel bir, hani bir şeyin içinden su geçiyorsa çok hoş bir şeydir. Ama
Bu 99 yılındaki sel felaketinden sonra Devlet Su İşleri tarafından yapılan taşkından koruma seddeleri sebebiyle Aslar Deresi Aslar Kanalı'na dönüşmüş. Şimdi Düzce'nin içinden su akıyor ama Düzce'lilerin bu suyla pek teması yok. Bir proje başlattık. Yine bunu ilk 18 ay içerisinde yaptık. Bu projeye göre Aslar Deresi'ni önce Devlet Su İşleri'nden devraldık. İçinde operasyon yapabilmek için. Gösterişli otelden pilot yakalı olan kısmı seçtik. Burada bir rekreasyon projesi uyguluyoruz. Proje Birinci çok güzel etabı, görünüyor başkanım. evet, Cihat Bey, biz bu projeden ödül aldık. Yani Türkiye Belediyeler Birliği bu projemize bize ödül verdi. Hem maddi ödül, yani parasal bir taraf var, hem de manevi taraf var. Sudan da yüksek olduğu için Düzce sel bölgesi sürekli yani orada bir suyu yükselme söz konusu mu orada? Tabii. Herhangi bir şey Bakın bu yapılacak mı? projeyi yaparken, Cihat Bey, bu projeyi yaparken Aslar Deresi'nin geçmiş 100 yıllık debi hesaplarının simülasyonunu yaptık. En büyük sel felaketinde ne kadar taşar diye. Biliyorsunuz bu köprüler, iki tane köprü var. Bunlar hilal, yay şeklinde. Bu köprülerin boyu 54 metre, eni 7 metre. Bu aslında hem yaya ulaşımını sağlayacak bu köprüler, hem de yeme içme restoran görevi görecek. Suyu biraz şişiriyoruz. Yani su yaklaşık diz boyuna kadar suyu şişiriyoruz. Bu köprülerin iki karşı tarafına birer restoran koyuyoruz. Basamaklı bir şekilde insanların suya erişimini sağlıyoruz. Bu projemizin, inanın, 3 defa ihale yaptık geçen sene. Bu projemize 3. defada gelen olmayınca bizim Beltaş firmasına dedi ki siz girin alın. Zarar ederseniz zaten bizim firmamızsınız. Zarar ederseniz hani yani fiyatlardan dolayı zarar ederse yani demir fiyatı yükseldi, çimento fiyatı yükseldi. Dedik bunu biz bir şekilde telafi ederiz. Beltaş girdi aldı. Şu anda inşaat devam ediyor. İnşallah bunun süresi 300 gün. Aslar Deresi projesinin birinci etabını bu sene bitireceğiz. Yani sene sonu geldiğinde oradaki köprülerin üzerinde restoranların olduğunu hep beraber göreceğiz. Güzel bir proje. Başkanım konuşacaklarımız bitmedi tabii Bana ki. şey diyorlar. Sizi bir kısa şey yapalım mı? Evet. İsterseniz bitirin Şunu sözünüzü. bitireyim. Diyorlar ki bana, ya diyor, Eskişehir'de Porsuk şeyi var. Sizi temin ederim, ondan daha güzel olacak. Yani bu Yıllardır proje, bir örnek gösterilen bir yerdir orası. evet, Ondan daha iyi bu olacak proje diyorsunuz yani. kesinlikle, bu proje benim daha güzel olacak. Bakın plato vardı, bu plato. Orası yaklaşık 17 dönüm. Biz onun bir kısmını geçen dönemde TOKİ'den devraldık, takas yaptık, devraldık. Park yapılan yer Oraya da şu an park değil mi? yapıyoruz. Orası çocuk parkı olacak. Çocuk parkı ama bir kısmı çocuk parkı olacak. Bayağı büyük bir alan orası. Büyük bir alan. Büyük bir alan. Şöyle, Aslar Deresi kenarında kameralar olacak. Orada insanlar sabah gelip kahvaltı yapabilecekler veya piknik yapmaya gelecekler. Ama çok sayıda çocuk oyun grubu olacak. Çünkü millet bahçesi birinci etabı bittiğinde ben çocuklarımızın oyun gruplarına çok yüklendiklerini gördüm. Dolayısıyla bir çocuk parkı ihtiyacı olduğuna kanaatine vardık. Orası da inşallah 23 Nisan 2023'te hizmete girecek. İnşallah. Oradaki belediye birimleri kalkacak mı, kalacak mı orada? Orada 2 birim var. Zabıta kalacak güvenlik açısından. Bir de Diğer metre mi var burada? diğer bir birim var. Metre daha önce taşımıştık. Evet. Diğer birim de Türkiye evi olacak. Yani orada akşam birisi bağlama çalacak. Türkiye evi olacak. Halka açık. Evet. Çok güzel bir şey olacak. Evet. Başkanım biraz dinlendirelim sizi. İzleyicilerimize bir Nasıl uygun tanesini görürsünüz? bir Tabii su çay tabii. molası Çok verelim. uzun oluyor. Bence hani insanları yormayalım. Kısa reklam arası verelim. Ondan Peki. sonra Tamam. toparlarız, bitiririz. Tamam. Evet, 5 dakikalık bir aradan sonra tekrar sizlerleyiz. Evet, tekrar birlikteyiz. Başkanım sizi fazla sıkmak istemiyoruz ama şey çok, konuşulacak şey Ben çok. seyircilerimizin sıkılmasından rahatsız olurum. Valla seyircilerimiz şu anda memnun ki ayrılmadılar reklam arası bile. 700'ün Cihat Bey, üzerinde siz izleyicimiz belki var. sormayacaksınız ama ben bir şeyden daha bahsedeyim. Bakın Düzce Belediyesi kurumsal kimlik çalışması yaptık. Kurumsal kimlik çalışmasını tamamladık. Burada Düzce Belediyesi'nin kurumsallaşması yönünde ciddi bir adım atmaya çalıştık. Bu çalışmamız da yaklaşık 10 ay sürdü. Tamamladık, kitap haline getirdik. Bundan sonraki süreçte
Tuzce Beyesi'nden size gelecek olan yazıların fontu nasıl olacak, hangi şekilde yazılacak, bunların tamamını burada belirlemiş olduk. Anladım. Başkanım, şefin gastronomi merkezi olarak nitelendirdiğiniz bir mutfak sanatları merkezi Evet, var. Orayı çok önemsiyorum ben. Evet, orası şu anda belli bir yere geldi. Oturmaya başladı, Oturmaya epey başladı. oturdu. Peki, burayı ilk yıkmaya başladığınız zaman bayağı bir tepkiler almıştınız. Orada bir konak vardı, orada bir vali konağı vardı, bir restoran vardı. İşliyor, işlemiyor ama bir şekilde siz orayı el attınız. Bir yıkım kararı alıp böyle bir projeyi, böyle bir güzel bir yere Düzce'ye kazandınız. Onun baştan bir alalım. Şu an gelinceye kadar neler yaşadınız? Onlar bir... Cihat Bey, biz o eski Düzce Kastı dediğimiz, yani vali konağı dediğimiz binayı yıktık. Ama niye yıktık? Binanın hafif alaşımlı çelikten yapılmış olduğu için temellerinde çürüklük tespit ettik. Bu binayı güçlendirme maliyetiyle yeni bir bina yapma maliyeti arasında büyük fark olmadığını görünce bu binayı yıkma kararı aldık. Bakın, binayı yıktığımızda çok bizi eleştirenler oldu. Hatta kınayanlar oldu. Ama bugün yaptığımız yer eskisiyle mukayese edilemeyecek kadar güzel. Bu vesileyle şunu ifade etmek isterim ki bizim bugüne kadar yaptığımız her eser eskisinden çok daha güzel. Şimdi eski Düzce Kastı dediğimiz yer aslında ilk Düzce valimizin vali konağı olarak inşa ettiği bir yer. Asla ve kata kullanışlı bir yer olmamıştır. Mutfak çukurda, restoran kısmı yüksekte. Çünkü ev konak olarak yapılmış. Bakın, servis yapılırken servis tabaklarını alıp düz bir ortamda sürme imkanı yoktu. İkincisi, tadilat amacıyla başlamıştık. Gördük ki hafif alaşımlı çelikten yapılmış olan ana taşıyıcı kolonlar temelden çürümüş. Bunu bir raporla tespit ettik, yıktık. Biliyor musunuz, biz o binayı yıktığımız için şikayet edildik. Cumhurbaşkanı şikayet edildik ve bir soruşturma geçirdik. Soruşturma komisyonu kuruldu. Bizim arkadaşlarımız ifade verdiler. Devleti zarara uğratmaktan dolayı bir soruşturma geçirdik. Bunu söylemem gerekir. Ben bizi şikayet edenlerin isim bilgilerini biliyorum. Ve bugün Mutfak Sanatları Merkezi'ne gittiğimde o kişilerin orada oturduklarını da görüyorum. O da çok güzel. Ve de hani bu arkadaşlarımız... Onlar da sizi görüyor mu başkanım? Tabii görüyorlar. Yani karşılaşıyoruz. Ve bu arkadaşlarımızın çevresindekilere ya burası eskisine göre bir tık daha iyi olmuş dediklerini de duyuyorum. Şu andaki konumu nedir? Yani oraya ilgi nedir Sayın Başkanım? Yani bakın, hafta sonları merkezinin Düzce'ye mesela insanlar çekiniyor belki de. Güzel bir yer yapıldı. Böyle lüks olarak görünüyor ki öyle. Oradaki yani Düzce halkının çoluğun çocuğunu alıp da oraya gidip yemek yemesi yani böyle bir çok pahalı mı değil mi? Onu Cihat Bey, oradaki aslında bizim bütün sosyal tesislerimizdeki fiyatlandırma maliyet esasıdır. Biz bu tesislerden gelir beklemiyoruz. Bu tesislerin amacı, Düzce'nin yöresel bir mutfak kültürü var. Bu kültürü evlerimizde, bu kültürü gün ışığına çıkartmak. Orada masraf çok olduğu için diyorum başkanım. Yani belki kafeteryalar falan tamam da. Diğerleriyle aslında toplam bir bütçe. Farklı orada gastronomi şeyleri üretiliyor. Bunların hepsi Düzce Beltur şirketinin çatısı altında. Bir taraf kar ediyor, bir taraf zarar ediyor. Ama bizim bütün tesislerimizde fiyatlandırma maliyet esasıdır. Biz asla ve kata kar amacı gütmüyoruz. Buradaki amacımız Düzcelilerin güzel yemekleri, kaliteli bir ortamda yemeleri. Hafta sonları Mutfak Sanatları Merkezi'nde, hafta sonları kahvaltılarında ciddi bir şey vardır. Sıkışıklık vardır. Hafta sonları gerçekten rağbet fazla. Ve bir de dışarıdan gelen bizim misafirlerimiz oluyor. Ben göreve başladığımda benim misafirlerim geliyordu Ankara, İstanbul'dan. Mesela onlara biz yani sıradan bir takım restoranlara getirip orada yemek ikram etmek durumunda kalıyorduk. Ama burası Düzce'nin kendi öz mutfağı, kendi mutfağı, bu mutfağın yemeklerin yapıldığı yer.
Şimdi bunun aslında hikayesini şöyle anlatayım. Bu Düzce Yemekleri kitabı. Bunu da ilk 12 ay içerisinde hazırlattık. Bakın burada Düzce'de çok zengin demografik yapısına mensup insanların kendi mutfak kültürlerinde yer alan yemeklerin tamamını onlara davet ettik. Onlar geldiler, yemeklerini yaptılar, tariflerini bize verdiler ve biz de bunları bir kitap halinde topladık. Ben bu kitabı çok önemsiyorum. Bu aslında Düzce'nin kaybolması muhtemel çok zengin demografik unsurlarının yemeklerinin toplandığı bir kitaptır. Şimdi bu kitapta 300'den fazla yemek var, 30'dan fazla çorba var. Bu kitaptaki yemeklerin yapıldığı yer Düzce Mutfak Sanatları Merkezi'dir. Biz yine orada eğitim de veriyoruz yemek yapmak isteyenlere ve yine biz orada belli dönemlerde çok Türkiye'de bilinen kurmeleri, şefleri getiriyoruz. Orada workshoplar yapıyoruz. Orası nezih bir yer. Bir misafiriniz geldiği zaman ya bizim Düzce'mizin güzel bir mutfağı var. Bu mutfaktaki yemeklerin tamamının tadılabileceği yerde burasıdır diyebileceğimiz güzel bir Onun mekandır. içindeki tüm görseller, tüm yemekler orada yapılıyor mu? Cihat Zaman Bey, zaman bu zaman mı? teorik bir kitap değil. Bu kitaptaki bütün yemekler Orada yapıldığı ve çekildi, oraya koyuldu. yapıldı, test edildi, fotoğraflandı, tarif alındı, bu kitaba girdi. Asla ve kata iktibas değildir. Şimdi orada tabii bu yemeklerin, burada 300'den fazla yemek var. Her gün o kadar Tabii, yemek yok. mümkün değil. Mesela çorba örneği vereyim. 34 tane çorba var burada. Her gün bir çorba çıkıyor. Bir gün karalahana çorbası, öbür gün tarhana çorbası, kabak çorbası. Ama 34. gün bir başka çorba Bu yiyoruz. nasıl aklınıza geldi başkanım bunu yapmak? Yani Ben bunu MKM'yi yapmak. Fatma Şahin hanımefendiden esinlendim. Antep. Antep'te bir mutfak sanatları merkezi var. Arkadaşlar oraya gönderdim. Orayı incelediler. Biliyorsunuz Antep'in de mutfağı çok zengin bir mutfaktır. Fatma Şahin bakanımızdan esinlendim. Ben de Düzce'nin çok zengin bir demografik yapısı var. Yemek kültürleri var. Bunları gün ışığına çıkartalım diye düşündüm. Bu şekilde güzel bir tesis Düzce kazandı. Oradan hemen aşağı inelim, Prusya'ya inelim. Şimdi ben 55 yaşındayım başkanım. Orada bir Allah 40 size uzun ömürler sağ olun. versin. Orada bir 40 basamaklar diye bildiğimiz Hikayesi yerler vardır, vardı. evet. Biz bisikletlerle giderdik oraya falan. Ama Evet. tabii onun altında bir şeyler olduğu belliydi ama yani yıllar geçti. Oraya niye hiç kimse el atmadı? Hep böyle merak ederdim ben. Cevat Bey, bir kazı başlatılmıştı ama inekler otluyordu Aynen, çoğunda, evet. aynen. Şimdi orada çalışan arkadaşlarımız, orada yetkililerle bazen gruplar halinde gittiğimiz zaman veya basın davet edildiği zaman bize verilen bilgilerle şaşırıp kalıyoruz. Yani oraya o blokların taşınma sistemi, ne bileyim, yani çok farklı. Orada 200 bin kişi yaşadı diye bir şey var. Yüz Ki biz binden sadece fazla, tiyatroya tabi çıkartmışız. Sadece tiyatro biliyorduk. arkeologlar şöyle diyorlar, bir antik tiyatronun kapasitesinin 10 katı orada nüfus vardır diyorlar. Bu bizim antik tiyatro 10 bin kişilik kapasitesi o kadar. Demek ki o tarihte milattan önce 3. yüzyılda o bölgede yaklaşık 100 bin nüfus var. 10 bin Bitinya. kişinin tiyatro izlediği, bir şey izlediği, orada gösteri Evet. izlediği yerde tabii ki 100 bin kişi vardır. Bunun daha dahası Cihat da var Bey değil mi? var Köprüler falan tabi. çıkıyor, kemerler çıkıyor. Cihat Bey, bakın ben burayı çok önemsiyorum. Burası şundan dolayı önemli. Burada Düzce'nin tarihi var. Düzce'nin geçmişi var. Siz nasıl karar verdiniz başkanım Biliyorsunuz burayı antik kazmaya? Hani nasıl oldu şöyle da? Cihat Bey, benden önce aslında kazılar başlatılmıştı. Fakat bu Ama kazılar kaldı bir şekilde. üniversitemizin kısıtlı imkanları dolayısıyla çok hızlı ilerlemiyordu. Düzce'nin kültürel tarihi kodlarına baktığımızda Düzce sanki son dönem, son 200 yılda büyüyen, gelişen bir şehir gibi algılanıyordu. Düzce'nin biraz tarihe ihtiyacı var. Düzce'nin tarihi burada. Dolayısıyla bu kazılara kaynak ayırmayı, bu kazıları önceliklendirmeyi düşündüm. Çünkü biz buranın ileride bir destinasyon merkezi olmasını istiyoruz. Cihat Bey, İstanbul'a en yakın antik tiyatro Düzce'de. Ve bakın yaptığımız kazılarda
toprak altında kaldığı için sağlam çıkıyor. Bizim antik tiyatro çok sağlam. %70 oranında biz bu kazıları bitirdik. İnşallah bu sene tamamını bitireceğiz. Fakat bitirmekle kalmayacağız. %70'ten sonra belli ölçüler ortaya çıktığı için şu anda biz burası için bir restorasyon projesi yaptırıyoruz. Restorasyon projesi bittiğinde burayı restore edeceğiz. Burası otobüslerin, Şehirdarası otobüslerin gelip antik tiyatroyu gördüğü, burada dinlendiği ve devam ettiği bir yer olacak. Ben burayı çok önemsiyorum başkanım. Yani Kesinlikle çok önemli. sadece tiyatrosunun meydana çıkması, yani o belki Konuralp'in altı komple, belki üniversiteye kadar, belki Antik kent. arkadaki köyler Evet, evet, bile, evet. belki yerleşim yeriydi. Neler çıkacak kim bilir oralardan. Cihat Bey şöyle, biz şimdi antik tiyatroyu kazdık, bunu bitireceğiz. Kazılar devam edecek. Yani orada işte batı surları var, su kemerleri var, Roma kömürü Roma o bitti. Köprüsü, o Evet, da çok güzel köprü. oldu. Roma Köprüsü'nü bilmiyorum Evet, gördünüz mü? gördüm. Çok güzel Gördüm, çok oldu. güzel. Kazılar devam edecek. Bakın, şunu hemen sizlerle paylaşayım. Bu antik tiyatro sebebiyle burada Atlı Kapı dediğimiz yerin hemen altında belli bir alan var. Yaklaşık 20 dönüm. Biz burayı kamulaştıracağız. Buraya bir müze, büyük bir müze yapacağız. Aracınızla geldiğiniz zaman park edeceksiniz. Müzeyi göreceksiniz. Çünkü çok sayıda eser ortaya çıktı. Bunların müzede sergilenmesini istiyoruz. Mesela bir Medusa heykeli, Evet. mesela bir Apollon heykeli. Bunlar bizim kazılarda bulduğumuz kıymetli Elimizde eserler. kalanlar bunlar. Belki Louvre Müzesi'nde de vardır buralardan alıp Kim bilir? getirilen. Atlı Kapı'dan yaya yolda yürüyüş şeklinde antik tiyatroya insanlar geçecekler. Antik tiyatroyu görecekler. Antik tiyatro ile müze arası kültür ve sanat sokağı olacak. Burada yöresel ürünlerimizi pazarlayacağız ve müze bittikten sonra şu anda İstanbul'da bulunan Tike heykelini de getireceğiz. O da buradan gitti. Buradan gitti, evet. Orada çeşitli etkinlikler de yapılabilir tabii belli bir şeye geldikten sonra. Cihat Tiyatro Bey, kısmında. tiyatroyu restore ettikten sonra orada Konserler hep tabii verilebilir tabii hep tabii. orada etkinlik yapacağız. Başkanım o kadar çok proje var ki hepsini konuşmak istemiyorum ben. Şöyle diyeyim ben size yani siz seçildikten sonra göreve geldikten sonra bir pandemi süreci yaşadık uzun bir süre. Cihat Bey, Yaklaşık 2,5-3 yıl. Hiç mi etkilemedi bu kadar yaptığınız şeyi? bundan çok ben muzdaribim. Şöyle, ben göreve geldim Nisan'da, Temmuz'da sel felaketi oldu. Akçakoca vesaire. Biliyor musunuz, bir milletvekili, meclisteki bir milletvekili Akçakoca'daki sel felaketinden dolayı Düzce Belediyesi'ni sorumlu tutan bir soruşturma başlattılar. Evet. Ve bize müfettiş geldi İçişleri Bakanlığı'ndan. Soru sordu. Akçakoca sel felaketinde niye tedbir almadınız diye. Dedim ki kardeşim sen ne biçim müfettişsin? Onun Düzce tedbiri mi olur neresi? yani? Düzce neresi? Akçakoca neresi? Bu tip saçmalıklarla karşılaştık. Ben göreve geldikten sonra Cihat Bey, sel oldu, pandemi oldu, tekrar sel oldu, deprem oldu. Yani doğal afetlerin birçoğu son 3,5 yılda, son 4 yılda tezahür etti. Pandemi süreci bizim performansımızın yarısını aldı. Bakın pandemi sürecinden büyük zarar, yani iş yapma bakımından zarar gördük. Arkadaşlarımızın çalışma performansları düştü. Zaman zaman evde kapandığımız zamanlarımız oldu. Pandemi süreci olmasaydı şu anda devam Yarım eden kalan işlerin hepsi bitmiş ve kesinlikle yenileri şu başlamış anda olur. devam eden işlerimizin büyük bir kısmı bitmiş olacaktı ve biz şu anda yeni işler başlatıyor olacaktık. Pandemide de diğer il ve ilçelerde belediye olarak birçok şeyimiz oldu. Maskeydi, dezenfektandı. Bir de Bakın o, bir de pandemi onlar var yani. süresince biz maske ürettik. 3,5 milyon maske ürettik ve dağıttık. Birçok yeri ilaçladık, dezenfekte ettik. Bankaları, işte kamu binalarını, taksileri dezenfekte ettik. O kadar olumsuz rağmen bu kadar da iş yaptık diyorsunuz Evet, başkanım. Bu evet. kadar projenizin içerisinde Cihat Bey, ben sizin için şunu... en önemlisi hangisi başkanım? Bu kadar proje Cihat var. Bey, hepsi önemli En bunların. değerlisi, en böyle Şimdi önem bakın mesela verdiğiniz. itfaiye binası, Evet. itfaiye.
Ben göreve başladığımda meclisteki bazı üyeler itfaiyemizin yetersiz olduğunu, yangınlara müdahale edemediğimizi ifade ederek bizi şiddetle eleştiriyorlardı. Cihat Bey, şu anda Düzce Belediyesi itfaiyesi ekipman ve donanım bakımından bölgesinin en güçlü itfaiyesidir. Buna Sakarya dahil, bakın büyük şehir olmasına rağmen Sakarya, Bolu, Karabük, Zonguldak bu bölgenin en güçlü itfaiyesi Düzce itfaiyesidir. Araç bakımından da çok evet, son model araçlar var. Kesinlikle bizde. Bakın çok araç aldık. Araba eskileri, kurtarma açısından da çok iyiyiz. Aynen eskilerin yani nasıl söyleyeyim arızalı araçlarımızı tamir ettirdik. Yeni araçlara ilave ettik. Bakın bir arkadaşım şehir adını vermeyeyim. Ölçeği bize yakın bir şehir. Oraya gitmişti. Bana geldi dedi ki geldi bu ben şu şehre gittim. Bunların dedi 6 araçları var. Bizim 17 aracımız var. 3 katı daha fazla. İtfaiye binamızı yeniledik. Ve itfaiye binamızı Düzce'nin her bölgesine, güney, kuzey, doğu, batıya 7 dakikada ulaşılabilir bir mekan seçtik. Binamızı da bitirdik. Tertemiz, pırıl pırıl bir binamız. Biliyor musunuz bu binanın yapılması bittikten sonra açılmasında bir gecikme oldu. 2 ay, 2,5 ay açılmaya geciktirdik. Bunun sebebi bir kuş yuva yapmış. Daha doğrusu iki kuş, iki güvercin yumurtlamışlar, yuva yapmışlar, yavruları çıkmış, yavrularına bakıyorlar. Onların büyümesini, uçmasını bekledik. O yüzden mi gecikti taşınma? 2,5 ay taşınma gecikti. Peki başkanım, megası hangisi bu kadar projenin içerisinde? Mega projeniz dediğiniz, benim için onu sordum demin, itfaiyeye girdiniz hemen de. Yani bu kadar projenin Cihat içerisinde, Bey, bu projelerin mega tamamı, proje dediğiniz bakın, hangisi? Kendi sanayi açınızdan. Sitesinin taşınması. Yıllardır konuşulur ama biz taşıyoruz. Modern bir sanayi sitesi yapıyoruz. İnşallah 15 Şubat gibi onun temelini atacağız. Ve 3 ayda kapı inşaatının biteceği bir modelle, prekast sistemde yapmaya çalışacağız. Bu önemli bir süreç Düzce için. Sanayi çağrısının taşınması. İrtibat ofisi İçme suyu, oraya, evet, yani açık. Yeni sanayi, eski sanayi kaldıracak şekilde orada bir şey oldu mu? Başvuru oldu mu? Ne zaman yıkılacak orası? Bakın şöyle, eski sanayi çağrısındaki arkadaşlarımızın her birine dükkan yapıp o dükkanları onlara verdikten sonra eski sanayi yıkacağız. Şunu ifade edeyim. Bu sene içerisinde 112 dükkan bitmiş olacak. Ve 112 dükkan taşınmış olacak. Yeni yerine taşınmış olacak. Diğerleri de bu ara devam edecek. Benim size anlatmaya çalıştığım projelerin tamamı Düzce için önemli projelerdir. İtfaiye binasının önemsiz olduğunu söyleyemeyiz. Araçların önemsiz olduğunu söyleyemeyiz. İçme suyu son derece önemli bir proje. Çöp tesisi, toplu taşıma sistemi, bunların her biri mega projelerdir. Şimdi üzerinde çalıştığımız bir başka proje var. Bunu ben gecenin sürprizi olarak sizlerle paylaşayım. Düzce'de her şey var. Her şeyden birazcık var. Ben istiyorum ki Düzce bir alanda öne geçsin. Bunu epey düşündük. Düşündük arkadaşlarımızla da paylaştım. Sakarya'dan Kastamonu'ya kadar Düzce orman bölgesi. Şimdi orman bölgesi ve Düzce'de lojistik olarak çok kavşak bir noktada. Bir orman bölgesi, orman bölgesi olunca bir kaynağa yakınsınız. Ahşap işi bilen çalışanlarınız var. İşte kaplamacılar var, parkeciler var, mobilyacılar var. Ve merkezi bir yerdesiniz. Düşündük, taşındık Kastamonu'ya kadar orman. Düzce'yi mobilya satışında, mobilya sanayinde öne çıkaracağız. Düzce'nin öne çıkacağı alanlardan birisi mobilya sanayidir. Bunun için Türkiye'de örnekleri var. İnegöl mesela, Kayseri. Bakın Ankara siteler var, Kayseri var. Evet. Bizim Düzce'de kurulu bir fabrikamız var. Kelebek Mobilya. Aslında bu çok eski zamanlarda kurulan bir fabrika. Bu
Bugün Kayseri'de mobilya işi yapan ustaların neredeyse tamamı bizim Kelebek Mobilya'nın yetiştirdiği insanlardır. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Düzce'yi mobilya işinde öne çıkaracağız. Bunun için TEM otobanı kenarında bir arazi planlıyoruz. Bu ay içerisinde, pardon, gelecek ay, Şubat ayı içerisinde de bir çalıştay, bir arama konferansı tertipliyoruz. Buraya Türkiye'nin en önde gelen mobilya sanayicileri gelecek. Yine Türkiye'nin önemli ekonomi ve teknoloji yazarları gelecek. Burada bir yol haritası belirleyeceğiz. Türkiye'de, Düzce'de bir mobilya kent kuracağız. Geçtiğimiz günlerde bunun bir toplantısını yaptınız sanırım. Evet. Bu kuracağınız yerde, belirlenen bir yerde sadece satış mı olacak, imalatı da olacak mı başkanım? Kuracağımız yer, yani bir siteler gibi, İnegöl gibi. Kuracağımız yer, kuracağımız yer sadece satış yeri olacak ama üretim ilçelerde, çevrede, çevre illerde olacak. Çünkü yine Düzce'de olacak. Düzce'de olacak. Burada ben size krokisini göstereyim. Bunu bir benim çok sevdiğim bir mimar arkadaşımız krokisini hazırladı. Bunu biz şimdi projelendiriyoruz. Düzce'yi önümüzdeki 10 yıllarda, yani Türkiye yüzyılı dediğimiz önümüzdeki 10 yıllarda mobilya sanayisiyle öne çıkaracağız. Türkiye yüzyılı aslında Düzce'nin yıldız olduğu, Düzce'nin parladığı bir yüzyıl olacak. Peki başkanım, projeleri yeterince anlattık. Bu akşam geç saatlerde kar yağışı bekleniyor Düzce'de artık. Belki de yağıyordur, bilemiyoruz dışarıdan. Belediye olarak hazır mıyız kara? Cihat Bey, biz son 3 yıldır her yıl biz kara hazırız. Kar konusunda hazırız. Bakın şu anda dışarıda bu akşam, dün akşamdan itibaren 42 adet iş makinesi, bunların 12 tanesi kar bıçaklı, hazır bekliyor. 30 pick-up, 1200 ton tuz aldık. 1000 ton tuz agregası aldık. 500 personel ile kar yağışına karşı hazırız, bekliyoruz. Bugün belli kavşaklara bakın, bizim araçlarımız ışıkları yanık bekliyorlar. Evet, başkanım. Ve son 3 yıldır kar yağışlarının hiçbirisinde Düzce Belediyesi başarısız olmadı. Zamanında yollarımızı açtık. Ben bunu şundan biliyorum. Toplu taşıma araçlarımızdan hiçbir aksam olmadı. Gece gündüz bütün bu kar yağışlarında alnımızın akıyla çıktık. Başkanım, tabii ki konuşacak çok şey var ama izleyicilerimizi sıkmamak açısından. Son olarak bizim sormadığımız, sizin önem verdiğiniz ve anlatmak istediğiniz bir konu varsa onunla bitirelim. Ben Düzceli kardeşlerimizin bizim başlattığımız, halen başlattığımız ve bitirdiğimiz ve halen devam eden projelerimize sahip çıkmalarını istiyorum. Bu son derece önemli. Bundan sonraki süreçte de kapı kapı gezeceğim. Bu projeleri Düzce'lere anlatacağım. Çünkü biz Düzce'nin bir sıçrama yapmasını, Düzce'nin bir üst kalite seviyesine yükselmesini istiyoruz. Bakın en basiti Cedide Meydanı projesi halen devam ediyor. Bir meydan düşünün, yaklaşık 10 dönüm. Bu meydanda baktığımızda bu meydanda bir köşede gecekondu vari yapılar, bir yanda klasik Osmanlı tarzında bir cami, diğer tarafta modern mimaride bir belediye binası var. Bakın ben bunu bir mimar arkadaşıma sordum. Ya nasıl oluyor da aynı mekanda üç farklı yapı var? Bana demişti ki her mimari eser devrinin ruh halini yansıtır. Şimdi bu binalar, bu yapılaşma son 60 yılın, 50-60 yılın eseri. Hani birisi 1300 yılında, birisi 1600'de, birisi 1900'de olsa anlarım. Bu tamamen tam bir arabesliktir. Tamamen bir kargaşadır, bir kültür yoksunluğudur. Dolayısıyla biz buraya bir proje hazırladık. Cecide Meydanı Projesi. Cecide Cami, Düzce'nin merkez camilerinden birisi. Cami, meydan, çarşı konseptinde hazırladık. Bakın bu proje bittiği zaman burada çok nezih bir ortam oluşacak. Yaklaşık 8 dönüm bir alan, meydan, 60 civarında dükkan, çarşı dükkan ve de bir nezih
bir cami olacak. Bir adeta bakın proje bu. Adeta bir küçük modern Süleymaniye. Adeta bir küçük modern Selimiye'yi burada inşa ediyoruz. Bu devam eden birinci etabıdır. Orayla ilgili bir şey var başkanım. Evet. Tepkiler geliyor. Yüksek, çok yüksek. Dükkanlar çok yüksek. Cami kapandı yok, yok. Gibi. Onun kapanmadı şöyle. Ha, bitmeden tabii şey oldu. 4 metre. 4 şimdilik metre, öyle göründüğü için. Cihat Bey. Bayağı bir yüksek başkanım ya. Cihat Bey şöyle. Bizim Düzceliler biraz sabırsızlar. Şöyle ifade edeyim. Şu anda Millet Bahçesi'nin içinde bulunan Millet Kıraathanesi yapılırken de bana son derece böyle sert, ya bu kadar büyük bir şey olur mu? Ondan sonra her taraf beton taş oldu. Şimdi gidin yetmiyor. Şimdi buradaki dükkanların 4 metre 85 santim boyu var. Sadece dükkan yapmak yetmiyor. Bunun havalandırması var. Bunun belli bir kısmı havalandırmaya gidecek. Belli bir kısmı zemine gidecek. Dolayısıyla burası ferah, nezih bir çarşı olacak. Yüksekliği de caminin silüeti kapanmayacak şekilde çizdik. Yani bakın birkaç ay var. Yani burası 3 aya kadar biter. Bittiği zaman göreceksiniz Düzceliler ya ne güzel bir eser oldu diyecekler. Ve ikinci etabında Faruk Bey bunu da yapın diyecekler. Belediye ne olacak başkanım? Bina? Cihat Bey şöyle belediye binasını taşımayı düşünüyoruz. Hı hı. Belediye binasını otopark kalacak binayı taşımayı düşünüyoruz. Buna da bir anıt eser projemiz var. Onu da bu sene temelini atacağız. Anıt eser şu anda Millet Bahçesi etap 2'nin içinde bir yerde olacak. Bu anıt eseri bitirdiğimizde burası ileride kültür evi olarak inşa edeceğiz. Burası bittiği zaman bununla eş zamanlı bir şekilde belediye binamızı da taşıyacağız. Belediye binasını ikinci Millet Bahçesi'ne mi taşıyorsunuz? Şimdi şöyle yok. Belediye, bir toplantınızda bahsetmiştiniz. Belediye binası valilik yok. Binasına belediye valilik bir, şu andaki Nurettin bakın Zafer'in. Biz şunu çok arzu ediyoruz. İstiyoruz ki bakın anıt eser bunu da ilk defa sizle paylaşıyoruz. Bakın belli şehirler var. Bu şehirlere gittiğimiz zaman çok güzel valilik binaları var. Kastamonu mesela, Sivas, Manisa. Bakın bunlar gerçekten çok güzel, nezih eserler olan yerler. Bizim maalesef Düzce'mizde bir alt eserimiz yok. Bunu biz kültür evi olarak inşa edeceğiz. İleride bu Düzce valilik binası kabul görürse olacak. Ve bu o kadar bunu güzel inşa edeceğiz ki insanlar Düzce'ye geldikleri zaman bunun önünde selfie yapacaklar. Ne resim çektirecekler. Mesela yapımı başkanım. Şimdi bunun yapımında şöyle, bunun konsepti farklı. Bu bina taş ve ahşap olacak. Taş ve ahşap olacak. Bu binanın taşlarını 81 ilden getireceğimiz taşlarla öreceğiz. Çünkü Düzce 81 ili temsil eden çok zengin bir demografik yapısı olan bir şehir. Dolayısıyla bu binamız bizim altında kent müzesi olacak. Biz baştan bunu 2500 metrekare olarak projelendirmiştik. Arkadaşlar biraz küçültmemizi söylediler. Çünkü şu anda valilik binasında vali beyin kullandığı alan yaklaşık 800 metrekare. Yani iki katı kullansak 1600 metrekare iki kat. Bunun da tavanları yüksek olacak. Bir 4 metre 5 metre tavanları olacak. Bakın İstanbul'un da gidin ya da Ankara'da erken dönem Cumhuriyet zamanlarında yapılan eserlere bakın. Çok yüksek tabanlıdır. Taştır. Gerçekten orada bir sanat vardır. Biz sanatsal bir yapı yapacağız. Bunun da projesi inşallah bugünlerde tamamlanacak mekaniğe statiği. Bunun da inşasına bu sene başlayacağız. Başkanım son bir soru sorayım kapatalım. Düzce Belediye Başkanı olarak en az bir dönem daha devam etmek istiyor musunuz yoksa başka planlarınız var mı? Yani Bey, kamuoyundan duyduğumuz şeylere göre soruyoruz başkanım. Bu bana yani, çok sorulan bir soru. Siz de ben, buradan açıklayın o zaman. Herkes yok, duysun. Ben şimdi şu anda bana Cumhurbaşkanımızın verdiği bir görev var. Ben bu görevi hatta ilave edeyim. Cumhurbaşkanımız beni uygun gördü. Düzceliler beni seçti. Ben Düzcelilerin bana verdiği bir görev var. Beyefendinin, saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın bana verdiği bir görev var.
Ben şu anda sadece bu görevi yapmakla meşgulüm. Bu görevi yapacağım. Seçim zamanı gelecek. Seçim zamanı ne karar verir bilmiyorum. Şu anda ben görevime devam ediyorum. Görevimi yapacağım. Böyle bir niyetim de yok. Yukarıdan ne gelirse ona göre devam ederim. Sadece görevimi yapacağım. Görevimi iyi yapacağım. Ve arzu ettiğim şey şu anda benim başlattığım projelerin bir kısmı bitmeyecek. Mesela içme suyu. En az 5 yıl sürer. Çünkü her bir mahalleye gireceğiz, şebeke değiştireceğiz. Parası var, projesi var, sözleşmesi var. Devam eder, yürür. Benim arzum şudur ki benden sonra gelecek arkadaşlar, her kim olacaksa bundan işte kaç zaman sonra bu projeleri devam ettirmeleri. Bunların kesinti uğramaması. Çünkü bu projeler gerçekten Düzce'ye sınıf atlatacak olan projeler. Ben size teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Geldiniz televizyonumuza, vatandaşlarla yapılan şeyleri birlikte konuştuk. En son olarak söylemek istediğinizi söylediniz. Benim öğrenmek istediğim de bana verdiniz. Ben teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık diyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Biraz izleyicilerimizi sıktık ama konu çok fazla. İnanın ben 16 saat çalışıyorum. Çalışmaya devam edeceğim. Bakın bittiği zaman gerçekten Düzceliler çok mutlu olacaklar. Cecide Meydanı projesinden, Millet Bahçesi Etap 2'den, içme suyundan hepsinden çok mutlu olacak dinleyicilerimiz. Teşekkürler başkanım. Ben ayağınıza teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet değerli izleyenler. Söz sizdenin bu akşam da sonuna geldik. Set Sigorta, Söz Sizde programını sundu.